Büyük Osmanlı Devleti yıkılmaya yüz tuttuğu dönemlerde dahi büyük insanları yetiştirebilmiş bir dünya imparatorluğuydu. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yıllardan itibaren yetişen insanların maneviyatta verimli toprakları olmuştur tarihi Bursa şehri. İşte bu devlet adamlarından Ahmet Muhtar Paşa da 1839 yılında Bursa'da doğmuştur. Savaşlardaki başarılarından dolayı gazi unvanını alan Ahmet Muhtar Paşa, tarihin yetiştirdiği ender dehalardan birisidir. Onu farklı yapan da pek çok farklı konuda hizmet verebilmiş olmasıdır. Evet, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Kafkasya Cephesi Komutanı olarak askeri dehasını ispat etmiştir. Ama o sadece bununla yeterli kalmayıp, aynı zamanda gökbilimci, yazar, eğitimci ve başarılı bir devlet adamıydı. ...1912 yılında kısa bir süreyle Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını da yapmıştır. Yani o dönemin başbakanlığı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa, aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti'nin de kurucularındandır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın babası Katırcıoğlu ailesinden Hacı Halil Ağa'dır. 1856 yılında Bursa Askeri İdadesini bitirir Ahmet Muhtar Paşa. Daha sonra Harbiye Mektebini birincilikle bitirerek teğmen olur. Kısa sürede, bir yıl sonra da kurmay yüzbaşılığa yükselir. Ahmet Muhtar, Harbiye'den mezun olduktan sonra ilk görevi Serdar Ekrem Ömer Paşa'nın yanında Karadağ bölgesinde, yani bugün Sırbistan topraklarında kalan Montenegro bölgesinde ifa etmiştir. Yüzbaşı Ahmet Muhtar, Montenegro bölgesindeki bu savaşlara katılır. Savaş sırasında küçük bir süvari birliği yanında olmasına rağmen Ustruk ismi verilen geçidi ele geçirir. Ve bu geçitte yapılan mücadelede iki yerinden yaralanmasına rağmen destek kuvvetleri gelene kadar geçidi elinde tutmayı başarır. Bu başarısından dolayı binbaşılığa yükselecektir Ahmet Muhtar. Gösterdiği başarı üzerine Mescid-i Nişanı ile taltif edilir. Harbiye Mektebi'ne dönerek bir süre eğitmenlik yapar. 1863 yılında sonradan Darüşşafaka Cemiyeti'ne dönüşecek olan Cemiyet-i Tedrise-i İslamiye'nin, yani İslami Eğitim Cemiyeti'nin kurucular arasında yer alır. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye adlı bu dernek, 1863 tarihli padişah fermanıyla kuruldu. Amacı, yoksul ve yetim çocukların eğitim ve öğretimine destek olmaktı. Ahmet Muhtar Paşa gibi pek çok Osmanlı paşası ve aydının üye olduğu bu dernek, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme örneğini oluşturmaktadır. 1864 yılında Sultan Abdülaziz'in oğlu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi'nin öğretmeni olur. Sultan Abdülaziz'in maiyetinde
Şehzade ile birlikte İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya'ya geziler yapar. 1868'de Karadağ sınırı düzenlemeye memuru olan Muhtelit Arazi Komisyonu'na birinci komiser olarak tayin edilir. Bu dönemde kısa sürede albaylığa yükselir. Ve bu komiserlik görevinin yanında Dar-ı Şura-i Askeri üyeliğine getirilir. 1870'te hastalığından dolayı komiserlikten istifa ederek İstanbul'a döner. Milli Vağlığa terfi ettiren Ahmet Muhtar, Yemen isyanlarını bastırmak üzere kurulan ordunun kumandan yardımcılığına getirilir. Böylece kıta hizmetine başladıktan 9 yıl sonra paşalığa yükselmiş olur. Yemen'de 2 yıl 5 ay 9 gün kalır. Bu sırada Reyde'yi teslim alarak Asir isyanına son verir. Bu başarısı üzerine Ferikli'ye yükselir. Aynı zamanda da Yemen vali ve kumandan vekilliğine tayin edilir. Yemen'deki Arap isyanlarına karşı kazandığı başarısından dolayı 1871 yılında çok genç yaşta 33 yaşında müşir yani general rütbesini kazanır. O Yemen'de artık bir validir. Daha sonra Sana'yı da teslim alarak Yemen isyanına son verip bölgede devlet otoritesini yeniden kurar. Ve böylece Yemen, Osmanlı'nın tekrar bir vilayeti haline gelir. Yemen bölgesini askeri ve idari bakımdan yeniden teşkilatlandırır ve orayı imar faaliyetlerine sokar. Nafia Nazırlığı'na yani bakanlığa tayin edildiğinden İstanbul'a döndüyse de aynı yıl yani 1873 yılında Girit Vali ve Kumandanlığı'na ve 2. Ordu Generalliği'ne tayin edilir. Bulgarların Şumen dediği, Osmanlı'nın Şumlu adını verdiği bugün Bulgaristan topraklarında kalan bu şehirde hizmetlerine devam eder. Bugün Bulgaristan'ın elinde kalan bu topraklarda bir yıl hizmet ettikten sonra 4. Ordu Müşirliği ve Erzurum Valiliğine getirilir. Bu görevdeyken ileride patlak verebilecek bir Osmanlı-Rus harbine karşı Doğu Anadolu'da gerekli savaş tedbirlerini almaya başlar. 1875'te İstanbul'a çağrılır. O sıralarda Şehzade Yusuf Efendi'nin kumandasında bulunan Hassa Ordusu Kurmay Başkanlığı'na ve buna ek olarak Bosna Hersek Başkumandanlığı'na tayin edilir. 1876 tarihinde Mostar'a giden Ahmet Muhtar Paşa, Asilere karşı askeri harekata başlar. Duga Savaşı'nı kazandıktan sonra Kaçka'ya yönelir. Bu sırada Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilerek yerine 5. Murad'ın padişah yapılması Balkan Hristiyanlarına cesaret verdiğinden Bosna Hersek meselesi daha da karışmıştır. 1876'da Sırbistan, ertesi günde Karadağ Osmanlı Devleti'ne savaş ilan eder. Bu durum karşısında Ahmet Muhtar Paşa, Hersek'teki kuvvetlerini Mostar ve civarında toplar. Daha sonrasında Nevesin, Podveleş ve diğer önemli yerlere askerlerini yerleştirerek sükuneti sağlar. Karadağlılar bölgeye saldırınca onlarla savaşa tutuşur. Ve böylece Gazi Ahmet Muhtar Paşa Karadağ topraklarına girer. Osmanlı kuvvetlerinin bu başarısı Avrupa devletlerini kaygılandırmıştır. Hemen Avrupa devletleri
İstanbul'da bir konferansın toplanmasını kararlaştırırlar. Bosna Hersek'te bulunan Ahmet Muhtar Paşa, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumu göz önünde tutarak Seraskerli'ye bir telgraf gönderir. Ahmet Muhtar Paşa'nın bu telgraftaki uyarısı, çok önemli bir tarihi analiz etmesi açısından tarihi bir öneme sahiptir. Maalesef bugün görülen tarihi gerçekler, Gazi Ahmet Muhtar Paşa'yı haklı çıkartmıştır. Ahmet Muhtar Paşa'nın mesajı şu şekildeydi. Balkan bunalımını çözmek için 23 Aralık 1876'da toplanacak İstanbul Konferansı'nda hükümetin bazı tavizler vererek bile olsa vaziyeti idare etmesini ve Ruslarla bir savaşa katiyen girilmemesini ister. Ancak bu telgraf İstanbul'da kendisinin aleyhine bir tepkinin doğmasına yol açar. Ve 27 Aralık 1876'da Hersek kumandanlığından alınarak geri çağrılır. İstanbul'da bulunan Jöntürk veya diğer bir ifadeyle macera arayan Batıcı İttihat Terakki kafası İstanbul'da cirit atıyordu. Maalesef bugün tarihi gerçekler ortaya çıkartmaktadır ki Ahmet Muhtar Paşa'nın Ruslarla yapılacak savaştan kaçınması çok önemli bir uyarıydı. Çünkü Büyük Osmanlı Devleti'ne son dönemde en ağır darbeyi vuran Osmanlı-Rus savaşları olmuştu. Ahmet Muhtar Paşa gibi bu savaştan sonuna kadar kaçınmayı Sultan Abdülhamit de istemişti. Ama İttihat ve Terakki kafasının baskısı ve devlet erkanından bir kısım insanların da aklına girmesiyle Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu. Dünya tarihinin en büyük medeniyetlerinden biri olan ve üç kıtaya hakim bir imparatorluğun çöküşünün de dramı vardır 93 Harbi'nde. Osmanlı-Rus savaşlarında nice şehitler verip nice kahramanlık destanı yazılmıştır. Ancak sömürgecilerin böl, parçala, yut tuzağından kurtulamamıştır Osmanlı. Kıtalara hükmeden Osmanlı'nın dağılması sonrasında adeta enkazından tam 62 ülke kurulmuş ve bu ülkeler hala günümüzde varlıklarını sürdürmektedir. Şimdi savaşın olduğu dönemlere gidelim. Tarihe 93 Harbi olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, hem Balkanlarda hem de Kafkasya'da kanlı çarpışmalara sahne olmuştur. Bu savaş, Osmanlı İmparatorluğu'na toprak ve itibar kaybettirdiği gibi, Devlet-i Aliye'yi de büyük bir göç dalgası ile karşı karşıya bırakmıştır. XIX yüzyılın son çeyreğine girildiğinde Avrupa'daki dengeler yavaş yavaş değişiyordu. Osmanlı coğrafyasında petrol yataklarının varlığını sömürgeci devletler çoktan öğrenmişlerdi. Yeni yüzyılın enerji kaynağının petrol olduğunu çok iyi biliyordu Batılılar. Osmanlı'yı parçalamak için yoğun bir çalışma başlattılar. Bunun için de propagandayı kullandılar. Şimdi olduğu gibi o günlerde de aslı astarı olmayan yalan ve iftiralarla Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada yalan haberlerini yaymaya başladılar. Böylece Osmanlı Devleti'ni itibarsızlaştırma gayretine girdiler.
çok uluslu bir yapı oluşturan Osmanlı İmparatorluğu'nun halkları arasında fitne oluşturacak her türlü fırsatı kullandılar. Payitahtın merkezinde yalan, fitne ve fesat üreten hainler sürekli vardı. Rusya, Balkanlardaki Slav ırkından olan Ortodoksları, kendi hakimiyetinde birleştirme siyaseti olan Panslavizm projesini uyguluyordu. Yani Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'da Panslavizm cemiyetleri kurarak bu gayesini yaymaya çalıştı. Burada yaşayan Osmanlı halkını devletine karşı kışkırttı. Böylece Balkan ülkelerinde büyük huzursuzluklar ortaya çıktı. Osmanlı'ya bağlı bu Balkan halkları arasında Panslavizm propagandası yapan Çarlık Rusyası, bir yandan birbiri ardına patlak veren isyanları kışkırtıyor, diğer yandan da kendisini Ortodoks halkların kurtarıcısı olarak konumlandırıyordu. Ancak Avrupa basınında yer alan ve çoğu asılsız olan katliam haberleri Hristiyan dünyasında geniş yankı uyandırmaktaydı. Yalan haberlerinden bir tanesi de 1864'te yaşanan Büyük Çerkez sürgününün gazetelerde attığı manşetlerdi. Bu bölgeye yerleştirilen Kafkas Müslümanlarının yerli halklara yönelik katliamlar gerçekleştiğini öne sürüyordu batı kafalı gazeteler. Ancak bu gazetelerde isyan eden halkların Müslüman köylerini yakıp yıktıklarından hiç söz edilmiyordu. Ülkemizde halen büyük hayran ve okur kitlesi olan Charles Darwin gibi sözde bilim adamları, Oscar Wilde ve Victor Hugo gibi meşhur yazarlar da Osmanlı'ya karşıydı. Charles Darwin, Oscar Wilde ve Victor Hugo gibi meşhurlar, Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir kamuoyu oluşturulmasında katkı sağlıyorlardı. Sultan II. Abdülhamit ne kadar temkinli davransa da, Sadrazam Mithat Paşa savaş yanlısıydı. Ertesi gün toplanan Meclis-i Mebusan savaş kararı aldı. Böylelikle Türk tarihinde 93 harbi olarak geçen ve Osmanlı Devleti için büyük bir yıkımla sonuçlanan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu. Osmanlı-Rus Savaşı hem Balkanlarda hem de Kafkasya'da kanlı çarpışmalara neden oldu. Ahmet Muhtar Paşa üstün gayretleriyle hatırı sayılır başarılar elde etti. Ancak Büyük Osmanlı Devleti'ne büyük bedele mal olacak bu sonucu değiştirmeye onun ve onun gibi vatanseverlerin çabası da yetmedi. Hazin sonun yaşanmaması için bakın Ahmet Muhtar Paşa nasıl mücadele etti. Ahmet Muhtar Paşa 1877'de Girit Vali ve Kumandanlığına, ardından da 4. Ordu Müşirliği ile Anadolu Harp Ordusu Başkumandanlığına tayin edilir. Ahmet Muhtar Paşa, Serasker Redif Paşa ile birlikte Anadolu için bir savaş planı hazırlar. Bu planda her cephede savunmada kalma ve donanma ile Karadeniz'i sürekli olarak tarama esas alınır. Padişahın huzurunda yapılan bir toplantıda planın aynen uygulanmasına karar verildikten sonra paşa görev yeri olan Erzurum'a hareket eder. Erzurum'a ulaşan Gazi Ahmet Muhtar Paşa, önce Doğu Anadolu ordusunu düzene koyar. 4. Ordu'da mevcut
48 bin askerle 300 kilometreden fazla bir cepheye sahip olan savaş alanını savunmaya mecbur kalmıştır Ahmet Muhtar Paşa. Bu asker sayısıyla savunulması gereken cephe çok uzun bir hattı kapsıyordu. Diğer taraftan ordunun çeşitli eksiklikleri de vardı. Bu olumsuz şartlar altında 24 Nisan 1877 gecesi Rusların Türk sınırına saldırmasıyla 1871-1878 tarihlerinde gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı başlamış oldu. Tarihte bu savaşa 93 Harbi denmektedir. Evet, Ruslarla olan savaş Doğu Anadolu'da ve Balkanlar'da başlamış oldu. Rusların Ardahan'ı ele geçirmeleri üzerine Ahmet Muhtar Paşa planını uygulamaya koydu. O, Soğanlı, Eleşkirt ve Erzurum'a yeterli sayıda ihtiyat askeri yerleştirdikten sonra ordusunu geri çekerek Köprüköy ve Deveboynu civarında topladı. Hemen arkasından da karargahını Hünkardüzü'ne nakletti. Rusların Beyazıt yani Doğu Beyazıt'ı işgal etmeleri ve Kars'ı kuşatmaya başlamaları karşısında Ahmet Muhtar Paşa karşı hücuma geçti. Zafer Osmanlı ordusunun oldu. Ahmet Muhtar Paşa'nın komutasındaki Osmanlı Kafkasya orduları, Rusları Deli Baba yani Halyas Savaşı adı verilen çarpışmalarda, arkasından da Sivin'de mağlup etti. Rus kuvvetleri Gümrü önlerine kadar çekildiler. Osmanlı kuvvetleri 25 Ağustos 1877 günü de ani bir hücumla Rusları yenerek Gedikler yani Kızıltepe zaferini kazandılar. Bunun üzerine 2. Abdülhamit Ahmet Muhtar Paşa'ya gazi unvanı ile bir kılıç, iki at ve Murassa Mecidi nişanını verdi. Ancak Muhtar Paşa'nın ordusunun pek çok eksiği vardı. Bu sırada yeni takviye kuvvetleri alan Rus ordusundaki asker sayısı, Osmanlı ordusundaki asker sayısının iki katını geçmişti. Rus ordusunun 70 bin askerle hücuma geçmesi üzerine başlayan ve 3 gün süren Yahniler Savaşı'nda Muhtar Paşa 34 bin kişilik kuvvetiyle Rusları yine mağlup etti. Yahniler Savaşı hem istihkam hem de meydan savaşı olarak harp tarihinin kaydedeceği önemli askeri harekattan birisi olmuştur. Zafer üstüne zafer kazanan Osmanlı ordusu gün geçtikçe yıpranıyordu. Fakat Ruslar ise askerine acımayan bir millet olarak cepheye sürekli yeni askerler yığıyordu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 9 Ekim'de Alacadağ'a çekilmek zorunda kaldı. Ruslar 10 Ekim'den itibaren tekrar ilerlemeye başladılar.